Merhabalar. Bilgi Ticaretleştirme Merkezi içerisindeki sohbetlerimize devam ediyoruz. Changers LA firmasından Ertürk Bey ile birlikteyiz. Kısaca bilgi alalım. Merhaba. Ertürk ben. Changers LA 0.1 mikron nanoteknoloji alanında geliştirdiği patentli sistemiyle dünyada ilk olarak modüler fashion art dediğimiz tek bir üründe yüzlerce, binlerce farklı kombinasyonu, tasarımı ve rengi bir arada kullanmamızı sağlayan bir yeni bir moda akımı bu. Sistemimiz patentli bir sistem. Boston merkezde olarak 2014'te biz projemize başladık. 2015'te Türkiye'ye geldik. 2016'da tamamen Ar-Ge tasarımımızı tamamladıktan sonra ürünün MVP'sini ve pivot aşamalarını geçtikten sonra son 6 aydır da piyasaya sunduk ürünümüzü. Şu anda Amerika Illinois'te bir distribütörlüğümüz vasıtası ürün satışta, Türkiye'de satışta, Romanya'da bir distribütörlük anlaşmamız var, Romanya'da da satışta. Bunun dışında toplamda 30 ülke birden patentimizin tescil başvurularını tamamlamış durumdayız. Ve 30 ülkede de hem e-ticaret hem marketplace yönünde bir ilerleme. BTM'ye başvurduktan sonra bizim İstanbul Ticaret Odası'nın gazetesinde bir yazımız çıktı. Ondan sonra İşkur bize başvurdu. İşkur'dan şöyle bir teklif aldık. İşkur'un içerisinde 15 bin tane bayanımız, ev hanımımız tekstille ilgili ürünler geliştiriyorlar. Bu ürünleri bizim teknolojimizle birleştirip hem ürünlerin satış fiyatı 30-40 liralardan 100-120 TL'lere çıkması hem de global pazarda yer alması konusunda görüşmelere başladık. Bu da şu demek oluyor. Bizim esas da marketplace, tasarımcılık marketplace'ten aynı zamanda 15 kişilik bir üretim gücüne sahip olan bambaşka bir iş modeline doğru pivot edeceğimiz anlamına geliyor. Böylece de bir ürün ürettirmekle ilgili bir uğraşımız olmamış olmuş oluyor. Teknolojiden biraz bahsettiğiniz zaman hani bizi izleyenlerin biraz daha kafasına netleşmesi için son tüketici tarafında, son kullanıcı tarafında ürettiğiniz teknolojinin moda olarak farklılığı ya da bizim anlayacağımız şekilde ne tür diğer tekstil ürünlerinden bir farklılık yaratıyor onu biraz açarsanız. Tabii. Çok basit esasla. Şimdi bizim geliştirdiğimiz ürünlerde birinizi tişörtleri düşünelim, çantaları düşünelim, ayakkabıları düşünelim, şapkaları düşünelim. Ondan sonra 0.1 mikron bu. Herhangi bir şeye yapışacağını düşünemiyorsunuz bunu. Ama bu negatif dirençli 100 kilo taşıma kapasitesine sahip. Nasıl olacak diyeceksiniz. Burada kendisi için 3 boyutlu dokuma sisteminde dokunmuş olan sistemle negatif dirençli 100 kilo taşıyabiliyor. Ya burada herhangi bir gözenek yapısı görebiliyor musunuz? Şey görüyorsunuz. Şimdi anladım. Yani hiçbir gözenek yok fakat 100 kiloya kadar bu yapıştığı zaman taşıyabiliyor. Şimdi bu bize ne sağlıyor? Esasla bizim ürünümüzün sonu yok. Ya evet, tekstilde mesela bir şapka düşün. Bu şapka istediğiniz materyali, istediğiniz tasarımı, formu kişiye özel kişiselleştirebilir şekilde yaratabiliriz. Ama aynı zamanda duvar panellerini düşünün. Değişebilir duvar panellerini. İstediğiniz zaman değiştiğini. Taşıma kapasitesi çok artıyor. Endüstriyel olarak da kesinlikle endüstriyel olarak da kullanılabilir. Otomobillerde iç tasarım değiştirmek için kullanılabilir. Bizim belirlediğimiz 36 farklı kategoride şu anda ürün kullanılabiliyor. Aynı zamanda sınırsız bir özgürlük kazandırıyor. Düşünsenize tişörtünüzün, çantanızın, ayakkabınızın istediğiniz zaman desenini, tasarımını değiştirebildiğinizi ve istediğiniz gibi kişiselleştirebildiğinizi ve çok enteresan bir iş modeli geliştirdik. Bunu hem İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesinden yardım aldık hem de Stanford Üniversitesi'nden yardım aldık. Biz ürünlerimize ömür boyu birebir değişim garantisi veriyoruz. Ve bu birebir değişim garantisiyle platformumuz esasında bir üyelik platformuna dönüşmüş oluyor. Sürekli üye olarak aynı marka içerisinde alışveriş yapan ve sürekli tasarımları ve değişik dizaynları değiştirerek kendilerine özgür bir alan yarattıkları yepyeni bir model yaratmış oluyoruz. Şimdi seyircilerimiz de tabii belki yakından görememiştir. Biraz daha netleşmesi için ben de bir şey ekleyeyim. Bu biraz önce Ertürk Bey'in gösterdiği parça üzerinde hiçbir bizim bildiğimiz aslında cırt cırta benzeyen eski sistemde bir model ama tamamen düz bir yüzeyden bahsediyoruz burada. Herhangi bir yapışma aşamasında birbirine eklenen bir görünürde yer yok. Ama çok net şekilde 100 kiloya kadar taşınan bir kumaş yapısı oluşturulmuş oluyor. Benim ilk aklıma gelen tabii siz bunları söylerken şey oldu. Yani ben de kendi evimde şu an tabloları asarken mesela bunu kullanıyorum farklı bir şekilde. Yani bu teknoloji değil tabii o başka bir firmanın ama en azından endüstriye ya da farklı kullanım alanlarına evrilmesi anlamında çok genişleyebilecek bu taşıma kapasitesinin çok artması birçok yerde yenilikçi fikir çıkartabilir. Şimdi kaç kişilik bir ekipsiniz? Önümüzdeki 1-2 senede büyüme planları neler? Onlardan biraz daha önümüzdeki dönem hakkında konuşalım. Biz ilk proje aşamasında
Tabarca Endüstri'nin yönetim kurulu başkanının kızı Mariana Tabarca ile birlikte girdik projeye. Sonra 5 kişiye çıktı ekibimiz. Şu anda yazılımcılarımız, B2B menajerimiz ve tasarımcılarımızla birlikte devam ediyor projemiz. Dediğim gibi uluslararası ayağı olan bir proje şu anda. Dispiritörlüklerle bu uluslararası ayağı gittikçe genişleyeceğiz. Hem offline'de hem online'da dispiritörlükler veriyoruz. Bunun dışında şöyle, biz 2017 yılından sonra tamamen pazarda yenilikçi bir şekilde ilerlerken Kickstarter ve Indiegogo projelerini kitlesel fonlama siteleriyle dünya lansmanını gerçekleştireceğiz. O aşamadan sonra da tamamen ölçeklenmeye odaklanacağız. Bu aşamada o zaman bilmiyorum, var mı bir yatırım arayışı, var mı herhangi bir melek yatırımcı ya da yatırım arayışı var mı? Biz şu ana kadar Trakya Kalkınma Ajansı'ndan bir yarışma, girişimciler için hazırladığı bir yarışmada ödül kazandık. Bunun dışında Benjamin Franklin Enstitüsü'nden bir ödül kazandık. Şu anda bizim bir yatırım arayışımız var. Bizim 1.8 milyon dolarlık ilk bir patent değerimiz var. İkinci İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte yazdığımız bir patentimiz de 12 milyon dolar bir patent değeri var. Bizim şu anda ilk çekirdek yatırım için 6 ay içerisinde alacağımız yatırım tutarı 250 bin TL. Bu yatırım meblağından sonra 1 milyon ve 3 milyon şeklinde 3 ayrı yatırım turumuz olacak. Bu yatırım turlarında da biz yatırımcılara şöyle bir artımız var. Bizim ölçeklenebilir modelimiz ve ürün bazlı bir modelimiz olduğu için yatırımcıya biz %500 kazandırmayı garanti ediyoruz. Silikon Vadisi'nde ve Amerika genelinde baktığımız zaman ürün ve inovasyon odaklı hiçbir ürünün yatırımcıya zarar ettirmediğini gördük. Çünkü üretilen bir mal var ve bunun karşısında satılması gereken bir öngörülen bir price, fiyat var nihayetinde. Burada böyle bir artımız var yatırımcılar içerisinde. Yatırım görüşmeleri devam ediyor şu anda. Değişik teklifler alıyoruz. Biz en iyi bize fırsatı tanıyan ve aynı zamanda bu fırsatla da ölçeklenmemizi sağlayan ve bundan sonra da Türkiye'nin ekosisteminin gelişmesi için katkı sağlayacak bir model üzerinde anlaşmak istiyoruz. Bu konuda çalışmamız devam ediyor. Ertürk Bey, hem size hem de Changers LA'ye bol başarılar diliyorum. Ben de teşekkür ederim.